Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için hemen elimde görmüş olduğunuz Lenovo Motomod InstaShare projeksiyon cihazı inceliyorum. Ürünle ilgili merak ettiğiniz her şey bu inceleme videosunda. Hep beraber izleyelim. Bildiğiniz üzere ve bilmeyenler de varsa burada öğrenmiş olsun. Motorola aslında uzun yıllardır faaliyet gösteren bir akıllı telefon. Yaklaşık 1-2 yıl önce Lenovo tarafından satın alındı. Biz Lenovo'yu daha çok tabii bilgisayarları açısından biliyoruz ama Lenovo'nun işte artık telefonda olmuş olduğu o satın almayla beraber Motorola telefonlar Lenovo'nun çatısı altında satılmaya başlandı. Bu arada Lenovo'nun kendi telefonları olduğunu da belirtelim. O ayrı bir konu. Bugünkü inceleme konumuz ise telefon değil. Telefona takılan bir aksesuar olan Motomod altında geçen InstaShare projeksiyon cihazı. Biz daha önce yine bu Teknoloji Oku kanalında sizler için bir Moto 360 kamera incelemesi yapmıştık. Onun linkini de birazdan şurada veya şurada bir yerde çıkacak. Şimdi yerini tam tahmin edemiyorum. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. O da enteresan bir cihazdı. 360 derece kameraydı. Bu ürün ise projeksiyon cihazı oluyor. Adından da anlaşılacağı üzere. Telefona taktığımız zaman telefonla beraber projeksiyon cihazı olarak da kullanabiliyoruz. Cihazın bir dış görünümünü anlatayım. Daha sonra teknik özelliklerinden devam edeceğim. Hemen telefon takılıyor. Hangi modeller takılıyor? Moto Z ve Moto Z Play ile beraber kullanıyoruz. Hemen şu şekilde bir açma kapama düğmesi vesairesi bunda var. Moto 360 kamerada yoktu. Bunda var. Hemen şöyle takıyoruz. Bakın şöyle tık diye takılıyor zaten. Çok zorluğu olan bir şey değil. Fiziksel görünüm olarak bakacak olursak cihazın alt kısmında yine diğer Moto modlarda olduğu gibi bir aksesuar bağlantı yuvası var ki burada epey bir kontaktörü var. Bunları telefonun arkasına takıyorsunuz. Bu kontaktörlerin üst kısmında da bir tuşumuz var. Bu tuşa bastığımız zaman hemen şöyle bir basayım. Şurada bir yeşil ışığımız yanıyor. Yani pil, bu üzerinde pil var bu arada. Pilin durumunu görebiliyorsunuz bu düğmeye bastığımız zaman. Yan yüzü çevirdiğimizde ise, hemen şöyle göstereyim. Yan yüzü çevirdiğimizde ise fan yuvası, yani fanın hava çıkış bölümü mevcut. Hemen onun yanında bir açma kapama düğmesi. Buna basılı tuttuğunuz zaman yaklaşık 3 saniye basılı tutunca cihaz çalışmaya başlıyor. Hemen onun yanında projeksiyon lambamız var. Hemen onun en sağ kısmında ise, en sol kısmında ise pardon, netlik yaptığımız düğme yer alıyor. Bunun dışında cihazın hemen arkasında da birebir ayak mekanizması mevcut. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Bu yere koyduğumuz zaman, örneğin buraya koyuyoruz. Şöyle koyduğumuz zaman bakın. Şöyle şurada göstereyim. Bu projeksiyon cihazının istediğiniz açıda, isterseniz tavana yansıtabiliyorsunuz, isterseniz duvara durmasını sağlıyor. Teknik özelliklerine geçelim isterseniz. Ürün tabii ki bir pil, üzerinde pil var dedik. Pil olması demek ne anlama geliyor? Bir pilin bir miliamper değerinde olması gerekiyor. 1050 miliamperlik bir pilimiz var. Pilin yaklaşık ömrü kağıt üzerindeki verilerde 1 saat söylüyor, 60 dakika diyor. Ben de yaptığım testlerde yaklaşık olarak bu değeri buldum. Hatta tam 1 saat, yani öyle söyleyeyim. Bir filmi bile izleyemiyorsunuz eğer bir şarj şeyiniz yoksa. Bu arada onu söylemeyi unuttum. Arka kısmında micro USB Type-C Type 3.0, yani micro USB bağlantısı 3.0 var. Type-C şeklinde bir girişimiz var. Buradan cihazı şarj ediyoruz. Bunu şarj için kullandığımızı söyleyelim. Zaten eğer Moto Z telefonunuz varsa o da Type-C kullandığı için aynı adaptörü buradan kullanabilirsiniz. Kutusundan bir adaptör veya bir kablo çıkmıyor. En azından bana gönderilen kutuda yoktu. Belki orijinal kutu, yani sıfır kutu açmadım ben. Ama normalde kutudan çıkmadığını söyleyelim. Teknik özellikle devam edelim. 1050 mAh pil dedik. Gücünü, yani çıkış gücüne baktığımızda ise 50 lümen bir parlaklığımız mevcut. 858'e 480 VGA, yani 480p bir çözünürlük sunuyor bu projeksiyon cihazımız. Kontrast oranımız 400'e 1, görüntü oranımız da 16'ya 9. Pil ömrünü az önce söyledim, yaklaşık 60 dakika olduğunu belirtmiştim. Ve Moto Z ve Moto Z Play telefonlarla beraber kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında herhangi bir başka bir markanın telefonuna bu ürünü kullanmanız mümkün değil. Bu hem bir avantaj ama aynı zamanda büyük bir dezavantaj. Birazdan bu detaylara değineceğim. Nasıl kullanıyoruz? Kullanım kolay aslında. Hemen şöyle, az önce göstermiştim. Kontaktörler birbirini görecek şekilde tutuyoruz. Evet. Taktık, zaten bir titreme oluyor. İşte size bir uyarı vesaire veriyor. Tabii bu böyle kendi kendine çalışmıyor. Ne yapacağız? Hemen şu az önce bahsettiğim gibi şuradaki power tuşumuza basılı tutuyoruz birkaç saniye.
Evet. Cihaz titremeye başlıyor. Zaten şu anda bakın siz de en azından görüntüyü görüyorsunuz. Burası tabii çok aydınlık olduğu için ışıklandırmamız var. Şu an çekim yaptığımız yerde. Görüntüyü göremezsiniz ama en azından şu an ekranda şu anda ışığını görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Netlik kısmı da az önce söylediğimiz gibi sürgülü bir sonsuz dönebilen bir düğmemiz var. Onunla yapılıyor. Onu bakarak böyle tavana bakıyorsunuz. Çalıştığı zaman zaten hemen şunu söyleyeyim. Çalışır çalışmaz hemen ekranda ne varsa yansıtıyor. Yani menüyü de görebiliyorsunuz bu arada. Otomatik şey de yapıyor. Çok kısa mesafede bile mesela şu anda ben masaya tutuyorum görüntüyü. Şu anda evet yaklaşık olarak 30 santim falan ama 30 santimden bile çalışıyor. Parlaklığı fena değil. Yani 50 lümenlik bir parlaklık var. Tabii ki böyle bir çok üst düzey bir projeksiyon parlaklığı veya kalitesi beklemeyin. Sonuçta bu minicik küçücük bir cihaz. Ama fena da değil onu söyleyebilirim. Böyle kullanabiliyorsunuz. Tabii kullanmanız için ekranı da açmanız gerekiyor ki. Şu an açtım ben mesela kullanabiliyorum. Bu anlamda başarılı olduğunu söyleyebilirim. Parlaklığı dediğim gibi fena değil. Ben oldukça beğendim. Kullanım kolaylığı rahat. Bu bazı ayarlar da mevcut çıkıyor. Hemen mesela şu anda ekranımıza geldi. Neler var? Açı düzeltmesi yapabiliyorsunuz. Açı düzeltmesini de isterseniz otomatik yapıyorsunuz. Yani tuttuğunuz zemin, duvar, tavan neyse artık otomatik olarak düzeltebiliyor. Bir de parlaklık da ayarlayabiliyorsunuz. İki tane ayarı var. Yani çok da böyle zengin bir ayar menüsü yok. İki ayarı var. Bu ayarları niye telefon üzerinden yapabiliyorsunuz. Ben cihazı çok beğendim öyle söyleyeyim. Yani şey anlamında sunduğu özellikler anlamında gayet başarılı. Ve mesela açılı tutuyorum şu anda epey bir düzeltme, güzel bir düzeltme yapıyor. Ve hani özellikle böyle film izlerken işte Netflix'ten falan bir film açayım vesaire dediğin zaman gayet başarılı bir sunuyor. Dediğim gibi parlaklığını beğendim. Kullanım kolaylığı. Hani böyle tak çalıştır hemen. Ekstra bir pilinin olması da güzel. Telefonun pilinden yemiyor. Ve zaten kendi pili bitince şarj et beni diyor ve kapatıyor yani eğer şarj etmezseniz. Beğenmediğim özellikleri ise bir kere sadece belli cihazlarla kullanılabiliyor olması kötü. Yani bu telefonun yaşam ömrü bitince ne yapacağız bu projeksiyon cihazı? O biraz soru işareti. Her ne kadar yine Moto 360 kamera incelemesinde söylediysem de Lenovo bu tarz ürünlerin üreteceğini, devam edeceğini söylüyor üretiminin. Ama bu ne kadar karşılanır, ne kadar karşılanmaz bilmiyorum. Bir de bu pil ömrü biraz canımı sıktı benim. Çünkü 60 dakika çok az. Tamam cihaz küçük, alan küçük, çok büyük bir pil koyamıyorsunuz. Onu anladım. Okey ama belki telefon pilinden biraz destek alabilseydi ki öyle bir özelliği yok. En azından pil ömrü biraz daha, en azından bir film izleseydik güzel olurdu. Yani 1,5 saat olabilseydi. Şu an 1 saatlik bir pil ömrü var. Yani ortalama bir film 1,5 saatten aşağı olmuyor. İzleyebilseydik güzel olurdu. Bir de tabii en önemli konulardan bir tanesi de fiyat meselesi. Şimdi cihazın fiyatı 904 TL. En azından ben bu incelemeyi yaptığım Mart ayında öyleydi. Epey yüksek bir rakam öyle söyleyeyim. Yani çok daha basit ve her türlü cihaza bağlanabilen mini projeksiyon ürünlerini 300 lira, 400 lira hatta çok zorlayın 600-700 lira alabilirsiniz. Hatta 900 lira neredeyse normal bir projeksiyon cihazı da alırsınız bu arada. Tamam telefon bağlanması biraz zor olabilir, kablo gerekir vesaire ama normal bir projeksiyon cihazı alıyorsunuz. 900 lira buna vermek hani için parayı ya sokakta bulmuş olmak lazım ya da ne bileyim çok kolay kazanıyor olmak lazım. Çünkü bu telefon kullanımı bittikten itibaren bu projeksiyon cihazının hiçbir anlamı kalmıyor. Tek başına kullanılamıyor. Bu da birazcık sıkıntı. Genel olarak ben Moto Mods için böyle bir eleştiride bulunabilirim. Yani sadece telefon bazlı bir çözüm olduğu için, aksesuar çözümü olduğu için işte 360 kamera için de şey geçerli, diğer hoparlör ve kamera sistemleri için de geçerli. Sadece belli telefon marka ve modeline bağlı kalıyorsunuz. Motorola'nın başka bir modeline de kullanamıyorsunuz ne yazık ki. O yüzden birazcık sıkıntılı bir konu. Bunu belki başka bir şekilde formülize etse Motorola çok daha iyi olabilir ama yapmamış. Bundan sonraki modellerde artık böyle bir şey bekliyoruz. Ama benim çok param var ya da paramın haddi hesabı yok böyle bir şey denemek istiyorum diyorsanız alınabilir. Kalitesi iyi, parlaklığı iyi, kullanım kolaylığı iyi. Küçük, hani çok yer kaplamıyor. Bakın şöyle hemen göstereyim. En azından kapatalım bile, bir de o şekilde gösterelim. Kapattık. Mesela bakın çok hani telefonu aşırı derecede büyütmüyor. Evet tamam telefon neredeyse 1,5 katı kalınlığında. Ama böyle aşırı bir çok büyüttüğü söylemez. En azından sunduğu özelliklere göre çok kalın değil. Onu söyleyebilirim. Ben dediğim gibi cihazı beğendim. Birazcık daha ucuz olsa ve biraz daha farklı cihazlar da kullanılabiliyorsa hani uzun ömrünü, kullanım ömrünü biraz arttırsak güzel olur ama bu haliyle hem çok pahalı hem de farklı cihazlarla kullanılamayacağı için
ömrü ne yazık ki bu cihazda sınırlı kalıyor. Yani bu telefonlarla sınırlı kalıyor. Farklı bir telefonla, farklı bir ürünle beraber kullanamıyor olmamız önemli bir handikap. Videomuzla ilgili her türlü görüş, yorum, eleştirinizi bu videonun altına yazabilirsiniz. Bize www.teknolojioku.com adresinden de fikirlerinizi, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede, farklı bir şekilde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.